Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte yapay zekası ile dikkat çeken Huawei Mate 10 Pro ve iPhone 10'un kameralarını kıyaslıyoruz. Ha tabi incelememizde arada bir böyle Note 8'i falan da görebileceksiniz. Dünyanın en güvenilir kamera testlerinden birisi olan DxOM marka göre Huawei Mate 10 Pro en iyilerden birisi. O zaman gelin bu telefonların en çok öne çıkan kısımlarından yani kamerasından başlayalım. İki telefonumuz da çift kamerayla karşımıza çıkıyor. Mate 10 Pro'da 12 megapiksel ve 20 megapiksellik f1.6 diyafram değerleri bulunurken 10'da ise 1.8 ve 2.4 diyafram değerlerini görüyoruz. Mate 10'da bulunan ikinci kameramızın monokrom olduğunu belirtelim. Leica ile işbirliğine devam eden Huawei dünyadaki ilk bu diyafram değerlerini taşıyan telefon olma özelliğini bulunduruyor. Ayrıca Huawei'nin yapay zeka odaklı işlemcisi sayesinde çektiğimiz görüntülerin ne olduğunu anlayacak ve kamera bazı ayarları otomatik olarak yapabilecek. Mate 10 Pro'nun diyafram değerleri kağıt üzerinde daha iyi gibi gözükse de iPhone 10'da düşük ışıkta gayet iyi fotoğraflar çekebiliyor, yani birbirine yakın diyebiliriz. İki telefonumuz da çift kameraları sayesinde portre modu ve optik yakınlaştırma gibi özellikleri bizlere sunuyor. On portre modunda biraz daha doğal renkler yakalıyor gibi geldi bize. Mate 10 Pro'da 8 megapiksellik f2.0 diyafram değerine sahip ön kameramıza karşı iPhone 10'da 7 megapiksellik f2.2 diyafram değerini görüyoruz. Bu arada f değeri, diyafram değeri vesaire diyoruz, ancak şunu da burada belirtelim. Hani telefon alırken megapiksele çok fazla takılıyoruz ya, bu diyafram değeri de aslında önemli. Ne kadar aşağıya doğru inerse o kadar daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani en özet haliyle diyafram değeri bu şekilde. Ön kameraya dönecek olursak Mate 10 Pro'da düz çekimlerde daha iyi gözüküyor. Tamam, buna bir lafımız yok, ancak iPhone 10 adamlar tutmuşlar, portre modunu getirmişler ön kameraya. Bence bu oldukça artı bir özellik. Arkadaşlar şu anda sesimi Huawei Mate 10 Pro üzerinden dinliyorsunuz. Yani mikrofonları bu şekilde kaydediyor. Video tarafına baktığımız zaman iPhone 10 saniyede 60 kareyi 4K çözünürlükte çekebiliyor. Mate 10 Pro da 4K çekebiliyor, ancak saniyede 30 kare. Eğer 4K videoları çok fazla çekiyorsanız ve çektiğiniz nesneler çok hareketliyse 60 kare sizin için önemli. Böyle de bir derdiniz yoksa 30 kare de gayet yeterli bir rakam. Genel olarak durumu özetlersek iki telefonun kamerası birbirine çok yakın. Hatta siz Note 8'den de örnekleri gördünüz. Onda çok fazla aşağı kalır yanı yok. Yani bu üç telefonda kamera konusunda bence sizleri üzmez. Geldik başka önemli bir meseleye, yani pile. Bu sırada da oyun testimiz arkada akadursun. Mate 10 Pro amiral gemilerinde görmeye pek alışmadığımız 4000 mAh ile birlikte geliyor. Mate 10 Pro ile standart bir kullanımda neredeyse ikinci günü zorlayabiliyoruz. Burada daha düşük ekran çözünürlüğünde tabii ki avantajı karşımıza çıkıyor. iPhone 10'un hızlı şarjına ulaşmak için ekstra para ödememiz gerekirken Mate 10 Pro'da dahili olarak geliyor ve 30 dakikada şarjımızı %50 seviyelerine çıkartabiliyor. Mate 10 Pro'da kablosuz şarj olmamasına rağmen bu roundun galibi gibi gözüküyor bizce. 10 dakika boyunca Real Racing 3 oynadıktan sonra pilimiz %39'dan %36 seviyesine düştü. Aynı zamanda sıcaklığımız da 33.2 dereceden 36.3 dereceye yükseldi. Dilerseniz telefonlarımızı birazcık da tasarım bazında kıyaslayalım. iPhone 10 5.8 inç ve 1125'e 2436 çözünürlükle gelirken Mate 10 Pro 6 inç ve 1080'e 2160 çözünürlüğü bizlere sunuyor. Ekran gövde oranı konusunda 10, Mate 10 Pro'nun bir tık önünde yer alıyor. İki telefonu da hem ön hem arka tarafta cam ile korunduğunu belirtelim. Mate 10 Pro'da ön tarafta, arka tarafta Gorilla Glass 5. Telefonların arasında 4 gramlık bir fark var. Huawei'de güvenliğimizi, parmak izi sağlarken iPhone 10'da bildiğimiz gibi Face ID devreye giriyor. İki telefonumuzda da hafızayı arttıramıyoruz. Ayrıca Mate 10 Pro'da da kulaklık girişi bulunmuyor. Yani kendi kulaklığımızı kullanacaksak bir de kutunun içinden çıkan çeviriciyi taşımamız gerekiyor. Kutu içeriğinden ayrıca bir kılıf geliyor ve bu tarz amiral gemilerinde pek rastlamadığımız bir olay bizi sevindirdi. Huawei'nin teknik detaylarına baktığımız zaman Kirin 970 işlemciyi görüyoruz. Snapdragon 835'e denk gelen bir işlemci bu. Mali G72 grafik işlemci birimiyle birlikte gelen telefonda 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bulunuyor. 64'lük olan 4 GB, bizim elimizdeki 128'lik olan ise 6 GB RAM'e sahip. Android 8 ile birlikte gelen telefonumuz teknik özellikleri
güzellik anlamında bizleri tabii ki de üzmeyecek bir cihaz. Artık son sözlerimize gelebiliriz. Huawei Mate 10 Pro Android tarafında 4500 TL ile alıcılarını bekliyor. 3 telefonda aralarında fiyat farkları var ancak kamera tarafında biz çok fazla bir fark göremedik. Yani burada devreye aslında kullanmak istediğiniz işletim sistemi ve telefonun tasarımı devreye giriyor. Hangisini seçerseniz seçin, ilk odanız kamera ise sizi üzmeyecektir. Ancak sizin ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Arkadaşlar bu durumu ankete taşıdık. Siz en çok hangisini beğendiniz, cebinizde paranız var, gidersiniz hangisini alırsınız, bunu merak ediyoruz. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyelim. Kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İki yanda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.